Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce birinci dönem birinci yazılıya hazır mısın Tonguç'um? Hazır değilim hocam. Harikasın. Hazır olmasan da harikasın. Çünkü seni çok seviyoruz. İnşallah Türkçeyi, matematiği, fini, inkılabı hallettin, dini de hallettin. Şimdi İngilizce yazılısı güzel bir şekilde çalışacaksın ve İngilizce'ye de hazır olacaksın. İngilizce'de kazanımlara baktığımızda böyle garip garip şeyler yazıyor. Ama esasında İngilizce demek kelime bilgisi demek. Kelimeleri bildiğimiz zaman bilhassa LGS açısından kelimeleri bildiğimiz zaman her şeyi mükemmel bir şekilde hallediyoruz. Zaten biz de yazılı notlarımız en çok kelimelere yer verdik. Yani öğrenciler kelimeleri bilirlerse diğerlerini rahat rahat yapabilirler dedik. Şimdi hemen yazılı provamıza başlayacağız. Zamanınız değerli. Mükemmel bir şekilde bunların hepsini güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Hazırsın değil mi Tonguç'um? Harikasın. Demek ki bayağı ders çalıştın bu hafta. O yüzden çok mu ders çalıştın Tonguç'um bu hafta? Evet hocam. Anlıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. İnşallah hepsini mükemmel bir şekilde halledeceğiz. Bu kadar çok bilgi nasıl aklıma tutacağım? Hiç korkmana gerek yok Tonguç'um. Hepsini aklına tutacaksın. Bunların hepsi böyle bir sürü İngilizce kelimeler ama bunların hiçbiri kafanı karıştırmasın. Hemen başlıyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. Diyor ki match the words, phrases with their definitions and synonyms. Şimdi buradan bir şey anladın mı Tonguç'um? Hayır hocam. Anlamamış olabilirsin. Çok normal bir şey. Şimdi bunlar zaten sınavda da karşımıza çıkacak kelimeler. Yani test tekniğinde biliyorsun A, B, C, D diye seçeneklerimiz geldiği zaman iyi olanlar yani iyi arkadaşın özellikleri, güvenilir olması, işte iyi geçinmek, aynı zamanda buna benzer güzel şeyler hep bir seçenekte. Kötü olan ise bir seçenekte olacak. Dolayısıyla bu kelimenin anlamını bilmen gerekiyor. Şimdi backup desteklemek demek ve backup ve support aynı anlama geliyor. O yüzden buraya B yazıyorum Tonguç'um. Bunu da böyle eşleştiriyorum. Bunları bir kere bilmemiz lazım arkadaşlar. Ekranları başka arkadaşlarımıza söylüyorum. Buddy kanka demek. Yani kanki. O yüzden buraya da böyle C diye eşleştiriyorum Tonguç evladım benim. Devam ediyoruz. Count on yine güvenmek anlamına geliyor. Onu da şöyle pıt 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 trust, rely on, depend on şeklinde işaretliyorum. Devam ediyoruz. Bir tane de mor kalem alalım. Get on well, iyi geçinmek demek. Yani have a good relationships diyebiliriz. Have a good relationship diyebiliriz. Bu da iyi geçinmek. Son olarak da şuradan bir yeşil alalım. Laid back de böyle tembellik. Yani yatmak, dinlenmek diyoruz. O da relaxed oluyor Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bu kelimeleri hatırladın mı Tonguç'um? Hatırlayamadım hocam. Çok normal bir şey. Unutabiliriz ama hem tekrar ederek hem soru çözerek hem de yazı notlarımızı yanımıza gezdirerek böyle bakarsın. Burada neymiş? Teen life konuları burada. Bunlar işte ikinci dönem birinci yazılı friendship. Evet, bütün kelimeleri zaten yazdık. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi geldik diğer sorumuza. Complete dialogues with the given... Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Tonguç'um. %100 ilk sınavınızda buradan soru gelecek. Dolayısıyla hoca %100 buradan soracak ve dolayısıyla mutlaka %100 yazılıda sorulacak. %100 kesin çıkar diye bütün şeyleri kullanmış oluyorum Tonguç'um. Biraz abarttım ama çok önemli. Bu kelimeler zaten LGS'de de çıkıyor. O yüzden bu kelimeleri bilelim. Hop geçtik diğer sayfamıza. Complete dialogues with the given sentences below. Şimdi bu cümlede diyor ki yani diyalogları tamamlayın aşağıda verilenlerle diyor. Tamam verilenlere bakalım. Sure it sounds awesome. Tabii ki kulağa hoş geliyor diyor. Shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi? I'd love to but I can't. İsterdim fakat gidemem diyor. Şimdi bakalım yani yapamam diyor adam. Şimdi Alice ile Belinda arasında sıra dışı insanların aklını başından alan mükemmel bir diyalog var. Bu diyalogumuza bakalım. Would you like to come to my birthday party on Sunday? Benim doğum günü partime pazar günü gelmek ister misin, katılmak ister misin diyor Alice. Belinda da bir cevap verecek. Şimdi buraya yazacağı cevap harika, kulağa hoş geliyor olabilir. Sinema gidelim olur mu sence? Hayır hocam. Tamam, o zaman bunu eledik, şöyle burayı eledik. I'd love to but I can't. İsterdim fakat olmaz, olabilir mi nasıl anlayacağız? Şimdi bu mu bu mu nasıl anlayacağız? Buraya gelecek boşluğun cevabını Tonguç evladım benim. Tabii ki bunun sonrasına gelen cümleye bakarak yapacağız. Bunu paragraf sorularında da yapabiliriz. Şimdi ne demiş burada? I'm too busy on Sunday. Pazar günü çok meşgulüm diyor. Pazar günü meşgulse o zaman gelemeyecek. Yani harika kulağa hoş geliyor. Bu olmaz. I'd love to isterdim. I'd love to but I can't diyoruz. İsterdim fakat gelemeyeceğim. Niye? Sebebini hemen söylüyor. Buraya because yazabilir. I'm too busy on Sunday. Çok meşgulüm pazar günü diyeyim. Pazar günü ne iş olacaksa. Şimdi o zaman Alice Belinda'yı alkışlarla uğurluyoruz. Bunu da bitirdik. Kullandığımız için bunu geçiyoruz. Şimdi Cecil ve Derek. Gerçekten dünyaca ünlü isimleri hep kullanmışız. How about playing tennis after school? Okuldan sonra after school. Okuldan sonra tenis oynamaya ne dersin? Ne düşünürsün onun hakkında diyor yani. O da Derek'le cevap verecek. Bakalım. Bıdı 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 bıdı. I have nothing to do in the afternoon diyor. Bak şimdi
Sinemaya gidelim mi cümlesi sence mantıklı mı Tonguç'um? Hayır hocam. Mantıksız tabii ki yani. Okuldan sonra tenis oynayalım mı? Sinemaya gidelim mi? Manyak mı? Böyle cümle olmaz ki. Dolayısıyla okuldan sonra tenis oynayalım mı? Bu da cevap veriyor. Sure, kesinlikle. It sounds kulağa awesome. Kulağa harika geliyor diyor. Zaten ardından da bunu teyit eden bir ifade söylüyor. I have nothing to do in the afternoon. Öğleden sonra yapacak hiçbir şeyim yok. Gelirim abi, sıkıntı yok diyor yani. Şimdi o zaman buraya da ne geleceği belli oldu. Buraya da shall we go to the cinema? Biz sinemaya gidelim mi olabilir? Bakalım doğru mu? Şimdi Elaine diyor ki sinemaya gidelim mi? I enjoy watching movies. Ben film izlemeyi severim. Frank de diyor ki why not? Neden olmasın kardeş? I am crazy about comedy movies. Ben komedi filmlerini çok severim diyor. Gerçekten Eleni, Frank, Cecil, Derek, Alice, Belinda hepsini çok güzel akışıyor. Çok güzel İngilizce konuşuyorlar diyoruz. Hop çıkıyor, hop geçiyoruz başka bir alıştırmaya. Şimdi. Hocam kesin soru gelir mi buradan? Güzel bir soru sordu Tonguç'um. Böyle bir şey tabii ki gelecek. Bu da gelecek. O yüzden buraya da %100 kesin çıkar diyebiliriz. Burada yapacağımız taktiği söylüyorum. Burada eğer olumsuz bir şey söylüyorsa, çok meşgulüm pazar günü bidi diyorsa o zaman olumsuz biten bir şey bulman lazım. Aa süper olur, fena olmaz, hiçbir yapacak işim yok diyorsa o zaman olumlu bir şey bulman lazım. Burada şuna da dikkat etmen lazım. Böyle I'd love to, çok isterdim diye başlar. Sen de ay ne güzel şey söylüyor dersin ama sonra bir but gelir. But rezillik çıkarır her zaman. Yani artıyı eksiye, eksiye artıya çevirir. But ardından I can't gelir. Yani çok isterdim fakat gelemem. Bak dolayısıyla buna da dikkat etmeni tavsiye ediyorum Tonguç'um. Buradan da mutlaka LGS'de de okul yazılımımızı da bekliyoruz. Hop çikil hop geçtik bu tarafa. Read the invitation card and fill in the chart below. Davetiye kartını okuyun diyor. Ardından da burayı doldurun diyor. Tamam, böyle bir soru da zaten eski sınavlarda gelmişti. Bizim sınavımızda da tekrar gelebilir. Şimdi. Dear George, sevgili George. We are having a barbecue party on 22nd November. Biz bir mangal partisi yapıyoruz. Yani barbeküye biz mangal deriz. Beyaz atlet ve pijama şarttır biliyorsunuz. Şu şekilde atletimiz şu şekilde olmalıdır mangal partisinde. Pijamamız da net bir şekilde resmi olarak belirlenmiştir. Bu belediye tarafından, zabıtalar tarafından da belirlenmiştir. Başka bir şey giyemezsin. Bu pijamayı da altına giyersin ve mangalını yaparsın. Şimdi bu resmi kıyafet yani benimle alakalı bir şey değil. Şimdi diyor ki biz diyor 22 November. September, October, November. Yani September, October, November'daki mantığımız neydi? Onu hemen şöyle ayları hatırlayalım. Sınavda çıkmaz ama sen yine de bil. Yani belki bir kelime olarak karşına çıkabilir. Yani February, Şubat demek biliyorsun. January'i de yazalım şöyle. January, February. January, Ocak demek. February, Şubat demek. Bu ikisi biraz karışıyor. Bunu bilmemiz lazım. Sonrasında bizim bildiğimiz March. Yani Mart geliyor. Sonrasında April, zaten Nisan. May, zaten Mayıs yazmaya üşenmişler. May yazmışlar. Devam ediyoruz. June, July. Bu ikisini de bilmek gerekiyor. Aynı January, February gibi. Sonrası August geliyor. August da aynı. Ağustos diyemedikleri için ağızları dönmeden August demişler. Sonrasında burası karıştırıldığı için hemen söylüyorum bak. Son 4 ay. Yani son 4 ay kaldı ya. 2, 4, 6, 8. Son 4 ay kaldı. O yüzden September diyorsun. October diyorsun. November diyorsun. Ha bakalım burada D gözükmüyormuş. Son 4 aydık. Şu D harfi gözükmedi. Şu son D'nin D'sine buraya yazalım. December şeklinde yazıyoruz. Ve September, October, November, December diyoruz. Bitiyor. Şimdi o zaman burası November'mış. Yani Eylül, Ekim, Kasım. Şimdi Kasım'ın 22'sine mangal partisi yapılabilir. Bunlar manyak. Böyle bir şey olamaz. Niye? Çünkü Kasım 22'sinde hava soğuk olur. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde soğuk olur. Neyin mangalını yapıyorlar anlamadım. Ha bu Türkiye'de değil gerçi. Belki Avustralya'dalar, belki Güney Yarımküre'deler. Mevsimler ve iklim. It is going to be at Canyon Cafe at 4 p.m. Ha, öğleden sonra 4'te Canyon Cafe'de olacakmış. I believe, inanıyorum ki, that we will have a great time together. Harika zaman geçireceğiz birlikte. I hope, umarım, inşallah, Allah izin verirse. Tabii öyle değil de, yani öyle şey yapıyorum. I hope, umarım demek istiyor yani. You can come. Gelebilirsin diyor. Helen. Helen böyle bir şey yapmış. Şimdi, gönderenimize Helen diyebilir miyiz Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. O zaman hemen Helen'i yazıyoruz. Helen, George'u davet etmiş. Alıcı olan yani davet edilen kişi de George. Hemen receiver George. Hani uydu alıcısı, uydu receiver yani satellite receiver. Receive almak, receiver alıcı. George'u yazdık. Şimdi event dedi yani olay nedir? Olayımız da tabii ki barbecue party yazıyorum. Barbecue party. Bir mangal partisi var. Barbecue partisi. Date and time demiş. Şimdi birincisi date 22nd yani ayın 22'si ne zaman? November yani Kasım'da. Saati biliyor muyuz Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın, saatimizde at 4 a.m.'miş. Buraya da yazıyorum. 4 p.m. pardon. A.m. dedim.
Mekan neresi? Mekanda yazıyorsan kanyon kafe. Kanyon kafe diyoruz ve gerçekten yapıyoruz. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Mektubun sonundaki isim gönderendir. Zaten bu Türkçe'de de böyle. Mektubun başındaki başlık alıcıdır. Diğerleri de buradan çıkarmamız gerekiyor. Tonguç evladım benim. Buna benzer bir soru sınavlarda çıktı. Burada da çıkabilir. O yüzden şöyle %100'ü göstermeden sadece yazılıda sorulur diyeyim. Yani %100 demeyeyim de yazılıda sorulur diyeyim. Eğer hoca işlediyse de %100 sorar. Devam ediyoruz. Oo. İyi arkadaşın özellikleri ve kötü arkadaşın özellikleri. Burada %100 kesin çıkar ifadesini artık rahatlıkla koyabilirim. Çünkü arkadaşlar buradan sınavlarda LGS'de hep soru geliyor. Muhtemelen hocanıza kazanımlarda olduğu için soru soracak. Bunları hemen şöyle kaldıralım Tonguç'cum. Ve ardından da soralım. Şimdi kelime bilgisi zaten. Şimdi iyi arkadaşın hemen şöyle yanına bir arkadaş resmini çizelim şöyle. Ay çok tatlı iyi arkadaş. Kötü arkadaş da şöyle sinirli gıcık bir tip olsun şöyle. Böyle kötü bir tip. Şimdi iyi arkadaşın özelliklerine bakalım. Şimdi arrogant yani böyle kibirli. Bu tabii ki de kötü arkadaşın özelliği. Kibir çok kötü bir şeydir arrogant olmak. Türkçe'ye de geçmiş. Arrogant, çok arrogansın. Sana ne ya? Saçma sapan bir şey. Generous, cömert. O zaman buraya yazıyorum. Generous'ın iyi arkadaş özelliği olduğu belli. Reliable, yine güvenilir. Hemen buraya yazıyorum. Reliable diye yazıyorum. Unreliable, bunun zıttı. O zaman bunu da kötü arkadaş yazabilir miyiz Songuç'cum? Evet hocam. Harikasın. O zaman unreliable yazalım şöyle. Devam ediyorum. Stubborn, inatçı. Böyle kıl yani keçi gibi. O zaman buraya da hemen böyle yazalım. Tamam kötü arkadaşa. Buraya geçtik. Bad tempered, huysuz demek. Huysuz da tabii kötü arkadaşın özelliği. Hemen buraya yazıyorum. Bad tempered diye kötü huysuz olduğunu söylüyoruz. Geldik diğer kelimesi selfish. Selfish bencil yani. Ay ne kadar kötü. Hemen bunu da kötü arkadaşa yazalım. Selfish. Geriye kalanlar iyi arkadaşın özellikleri olacak. Burada tactful yanlış yazılmış. Tactful olacak bu. Bu loyal, bu honest. Şimdi honest, dürüst demek. O zaman honest'ı böyle güzel bir şekilde yazalım. Honest, dürüst demek. Loyal, sadık demek. Loyal, sadık demek. Geriye kal tactful. Burada tactful diye yazmış ama tactful önemli bir kelime. Bunun da ne olduğunu bilmemiz lazım. Tactful yine böyle onu düşünen, düşünceli demek. Şöyle düşünceli de yazalım. Düşünceli değil de tactful yazalım. Şöyle bir dakika. Şöyle yazalım. Tactful diyelim. Şimdi tactful düşünceli. Mesela arkadaşlarımız böyle bizim hakkımızda empati kurup bizim için iyi şeyleri düşünürler. Tactful da öyle bir şey oluyor. Tactful değil, tactful olacak. Tactful olacak. Şimdi o zaman generous, cömert, reliable, güvenilir, honest, dürüst, loyal, sadık, tactful, düşünceli. Bunların her biri iyi arkadaşın özellikleri. Arrogant, kibirli, kötü arkadaş. Unreliable, güvenilmez, kötü arkadaş. Stubborn, inatçı, kötü arkadaş. Bad tempered, huysuz, kötü arkadaş. Selfish, bencil, kötü arkadaş diyoruz. Ve hemen bu kelimelerin de çıkacağını söyleyip diğer sorumuza geçiyoruz. Put the words, phrases into the correct order. Kelimeleri, phrase'leri bir düzgün bir sıraya koyun diyor. Şimdi İngilizce'deki şu kuralı çok iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. En başta özne geliyor. Sonrasında yüklem. Sonrasında nesne. Sonrasında yer. Sonrasında zaman geliyor. Hani bizdeki bu yüklem gibi düşün. Bizde hani yüklem vardır. Sonrasında özne vardır. Şurası yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı diyorum. Şurası nesne. Şurası yer tamlayıcısı. Şurası da zar tamlayıcısı gibi düşün. Yani bizde hani özne, yüklem en son dolayı şeklinde kural var. Ama İngilizlerde en başa özne geliyor. Sonra yüklem. Sonrasında nesne, sonrasında yer tamlayıcısı, sonrasında zar tamlayıcısı geliyor. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi burada on doesn't, my, early bir şeyler var. Burada bir kere özneyi bulmamız lazım. Öznemizin brother olacağı kesin. Brother'ı yazalım şöyle ama herhalde muhtemelen my brother. O zaman my'ı ve brother'ı eliyorum. My brother, kardeşim başa yazdı. Sonrasında yüklemimiz gelecek. Burada on diye yüklem olmaz. Doesn't. Ha bak, get up bir fiil. Get up diye yazıyorum ama burada şu çok önemli, olumsuzuymuş. My brother doesn't diyoruz. Bak, my brother doesn't get up. Kalkmaz. Ardından da kalkmaz. Nasıl kalkmaz? Erken kalkmaz. Şimdi yer veya nesne var mı burada Tonguç'um? Hayır hocam. Tamam, yer ve nesne yoksa geri kalanları yazıyoruz o zaman. My brother doesn't get up. Bak, özneyi koyduk, yüklemi koyduk. My brother doesn't get up. Early on weekends. Hafta sonları, hafta sonu zaman. Erken kalkmak da zaman. Early on weekends. Benim kardeşim hafta sonları erken kalkmaz. Bak, swap'ta göre gördüğün gibi en başa özneyi koyduk. Sonra yüklemi koyduk. Sonra nesne olmadı, yer tamlısı olmadığı için zar tamlısını koyduk. Bunların ne olduğunu söyleyeyim Tonguç'um. S dediği subject yani özne. V dediği verb. O dediği object yani nesne.
P dediği place, T dediği time. Şimdi buraya geldik. Often you do your brush how teeth. Şimdi burada soru var. Soru olduğu için durum değişiyor. Çünkü soru işareti var. Bir kere şu tarz kelimeler yani şunu yazalım şöyle. Why, when, what, which, who, where gibi sorular en başa gelir. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Yani bunların hemen yanına yazıyorum şöyle. Who, kim, which, hangisi, when, ne zaman, what, ne, where, neresi, why, niçin. Ya da W ve H soruları yani how gibi sorular en başa gelir. Dolayısıyla bu how'u en başa alalım Tonguç'um. Ve sorumuzu yazmaya başlayalım. Soru işareti burada dursun. How often, hani ne sıklıkla, how often, ne sıklıkla. Şimdi normalde ne demiştik en başa özne gelir demiştik. Yani mesela you'yu koyacaktık. You brush your teeth. Yani sen fırçalarsın dişlerini. Yani sen fırçalarsın dişlerini. Özne yüklem nesne. Sen fırçalarsın dişlerini. Ama soru olduğu için soru kelimesi olan do geliyor. How often do you brush your teeth? Ne sıklıkla dişlerini fırçalarsın? İki kez, üç kez, bir kez yazabilirsin. Şimdi buraya bakalım. 2 weeks I go twice to school. Bu normal bir cümle. O zaman en başa öznemiz gelecek diyebilir miyiz Songuç'um? Evet hocam. Süper. O zaman I diye yazdık öznemizi. Özne en başa geldi. Niye? Çünkü o özne. Şimdi sonra ne gelecek Tonguç evladım benim? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun. Çok normal bir şey. Esasında yüklem gelecek. Yani verb gelecek dedik. Buradaki yüklem de şu. Yüklem hafta olamaz. İki kez olamaz. Okul olamaz. Yüklem go. I go. Ben giderim. Ardından nesne gelmesi lazım. Nesne olmuyor. Ne yer olacak. I go to school. Okula giderim. Bak place geldi. Sonra da zaman gelecek. Twice a week. I go to school twice a week. Ben giderim okula haftada iki kez. Yani net bir şekilde bu belli olmuş oldu. O zaman kuralımızı bir kez daha söylüyorum sana Tonguç'cum. Karışıklık olmaması için. Bak şöyle sınavda çıkarsa diye söylüyorum. Şöyle hemen yazıyorum. Türkçe'de biz ne diyoruz? En başa özne gelir diyoruz. Özne. Sonra nesne. Türkçenin kuralları. Türkçe'ye geçtik şu anda. Özne, nesne. Yer tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısı. Ve yüklem diyoruz. Bu bizim ülkemizin cümle sıralama hali. Burası Türkiye. Welcome to Türkiye. Tamam. Şimdi. Ama İngilizler böyle yapmıyor. İngilizler diyorlar ki burası Türkiye. Türk bayrağını çizelim. Kırmızı renk. Nerede kırmızı rengimiz? Şöyle hemen güzel bir şekilde. Hop hop hop. Bu bizim bayrağımız. Tamam. İngilizler diyorlar ki. Biz diyorlar en başa özneyi koyarız. Tamam sıkıntı yok. O yüzden İngilizlerin bayrağı şöyle kırmızı mavi olduğu için onları da mavi yapalım. Tamam mı? Bizim altımızda kalsın tabii İngiltere bayrağı. Öyle bizim altımızda duracak her zaman. Şimdi mavi yazıyorum. Şimdi bunlar en başa subject'i koyuyorlar. Tamam. Subject. S'yi koyuyorlar. Subject. Tamam mı? Bunların ne olduğunu önemli. Sonra en sona değil de ikinci sıra yüklemi koyuyorlar. Sonra verb'i koyuyorlar. Verb. Sonrasında subject, verb. Ardından bu sıralama aynen devam ediyor onlarda. Bak nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı diyor. Nesne yani object. Yer yani place. Zarf yani time diye gidiyor. Subject yani swap şeklinde gidiyor. Şimdi bunu hemen örneklendirelim. Mesela I go object olmadığı için go'da to school dedi az önceki cümlede. Ne dedi? Bak I go to school twice a week dedi. Biz de mesela every day diyebiliriz. Every day her gün giderim diyebiliriz. Veyahut da she likes o hoşlanır. Object mesela diyelim ki she likes futbol. O futbolu sever diyebiliriz. Ya da başka ne diyebilirim mesela? They eat banana at school. Onlar muz yer okulda. Yani bu sıralama değişmiyor bak. Özneler, yüklemler, varsa nesneler, varsa yerler, en sonunda da zamanlar geliyor. Bu sıralamayla da yapabilirsin Tonguç evladım benim. Şimdi bunu hemen şöyle kaldırdık. Bu LGS çıkmıyor onu söyleyeyim. LGS böyle bir sıralama sorusu gelmiyor. Ama yazıldı belki hocanız işledi diye böyle bir şey sorabilir. Onu da bilmemiz lazım. Şimdi. Geldik buraya. Write correct sentences according to the table by using frequency adverbs. Şimdi buradan bir şey anladın mı Tonguç evladım benim? Tamam harikasın. Anlamana gerek yok ama LGS'deki soru köklerini bilmemiz lazım. Doğru cümleleri yazınız tabloya göre frequency adverbs yani sıklık zarflarını kullanarak diyorum. Şimdi frequency adverbs'e hatırlarsan bir %100'ümüz vardı. Yani %100 olduğu zaman always diyorduk mesela. Veyahut da %50 olduğu zaman sometimes diyorduk yani bazen diyorduk. Veyahut da %0 olduğu zaman never diyorduk asla diyorduk. Şimdi bunları kullanacağız. Şimdi mesela Jack
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Haftanın 7 günü bilgisayar oynadığı için, bilgisayar oyunu oynadığı için Jack always plays computer games diyoruz. Jack öznemiz. Bunlar ikinci sıraya geliyor bu arada. Bunlar istisna. Oynar bilgisayar oyunları daima diyor. Çünkü her gün oynuyorsa daima oynuyor diyebiliriz. O zaman bu cümleyi bu şekilde yazdık. Şimdi Kate, Mary ve Lucy için konuşacağız. Kate hiç oynamıyor. O zaman hiç oynamadığı için %0 oluyor. Kate never asla plays oynar computer. Kate asla bilgisayar oyunları oynamamış. Gerçekten Kate'i alkışlıyoruz. Şimdi burada bak. Özne, yüklem, nesne geldi. Bunlar yani always, never, sometimes, usually, rarely, buna benzer şeyler ikinci sıraya geliyor. Bu istisna. Şimdi geldik üçe. Mary. Mary yani çok da fazla oynamıyor. Yani bazen bile değil, nadir oynuyor. O zaman Mary nadir oynadığı için rarely, nadiren plays computer games. Mary nadiren bilgisayar oyunları oynar diyebiliriz. Devam ediyorum. En sonunda Lucy kaldı. Lucy de bakalım. Lucy de bayağı oynuyor yani. Haftanın 1, 2, 3, 4, 5 günü oynuyor. Neredeyse sık sık oynuyor. O zaman Lucy often plays. Bak daima değil. Bazen değil. Bayağı bir sıklıkla oynuyor. O yüzden Lucy often plays computer games diyebiliriz. Lucy sıklıkla bilgisayar oyunları oynar diyebiliriz. Allah affetsin Lucy'yi diyoruz ve geçiyoruz. In, on, at, to, either'la alakalı bu tarz edatlar ve bağlaçları doldurmaya. Şimdi demiş ki complete the sentences, cümleleri tamamlayın with the given words below. Aşağıda verilen kelimeleri tamamlamış. My lesson starts at 9 o'clock. Benim dersim 9'da başlıyor. I have breakfast in the mornings. Sabahları kahvaltı yaparım. We go to school on Thursday and Friday. Biz perşembe ve cuma okula gideriz. My brother loves comedy movies. Benim kardeşim komedi filmlerini sever. And I love comedy movies. Ben de komedi filmlerini severim diyor. Ben de derken de to ifadesini kullanıyoruz. Ben de. My sister doesn't like playing football. Benim kız kardeşim futbol oynamayı sevmez. And I don't like either. Ben de sevmem dediğinde de either kullanıyoruz. Bak. Ben de dediğin zaman ben de olumlu da to. Ben de sevmem olumsuz da either'ı kullanıyoruz. Burada şunu da bilelim. In at onunla alakalı. Şimdi at 5 o'clock diyoruz. Bak at 5 o'clock diyoruz. On Friday diyoruz. In ise in bu the mornings haricinde in işte February yani Şubat'ta veyahut da in 2000 yani 2022 2022'de mesela veya in winter kışın diyoruz. Dolayısıyla esasında bazı istisnalar hariç kısa zaman dilimleri için eti, gün gibi şeyler için onu, daha geniş zaman aylar, yıllar, mevsimler için de in'i kullanıyoruz. Bunu aklında tutabilirsin. Hop geldik diğer bir sorumuza. Write correct sentences. Doğru cümleler yazın tabii ki. Use the given phrases as an example. Buradaki örnekteki tablodaki phrase'leri kullanın diyor. Şimdi bakalım example'daki gibi. I think bence, according to me, bana göre. In my opinion, benim fikrimce, to me, bana göre diyor. Şimdi milk healthy. Kola, yani süt sağlıklı. Kola delicious. Kola lezzetli, ben katılmıyorum. Comedy funny. Komedi filmleri komik oluyor. Doğru. Horror exciting. Heyecan verici diyor. Hayır. Rap trendy. Hayır değil demiş. Yani Ha burada karşılaştırıyor. Bak şöyle şu aralara çizgi koymayı unutmuş arkadaşlar. Bunlar şöyle birbirleriyle karışmaması için şöyle yapmamız lazım. Yani milk ve kola. Süt ve kolayı karşılaştırıyor. Komedi ve horror. Komedi filmleri ve korku filmleri. Rap ve klasik müzik. PUBG, Call of Duty. Bunları karşılaştırıyoruz. Mesela Fortnite, Brawl Stars gibi. Şimdi I prefer, şimdi süte artı koymuş, kola eksik koymuş. O zaman bizim taktiğimiz neydi? Taktiğimizi hemen şuraya yazalım. Bu prefer'le alakalı. Diyorduk ki I prefer diyorduk. Sevdiğimiz şeyi yazıyorduk. Ay çok tatlı diyorduk. To diyorduk ardından. Sevmediğim şey. To deriz ya böyle. Ondan sonra da sevmediğimiz şeyi yazıyorduk. Yani burada sevdiğimiz şey I prefer bıdı bıdı to bıdı bıdı. Yani sevdiğim şey, artı olan şey, güzel olan şey burada. Sevmediğim şey de burada olduğunu bilmemiz lazım. To diyoruz yani. Orada aklına böyle tutabilirsin. Şimdi o zaman bunlar to. Yani kolaya to diyebiliriz. Niye? Çünkü sevmediğimiz şey. Şimdi I prefer milk to cola. Ben sütü kolaya tercih ederim. Sebebini hemen söylüyorsun. I think bence it is healthy. Yani bu I think'i
according to me, in my opinion'a da kullanmamız lazım. Ne için? Sağlıklı olduğu için. Şimdi, healthy, sağlıklı demek, delicious, lezzetli demek. O zaman buraya bakalım. I prefer comedy, komedi filmlerini to horror, yani horror movies, korku filmlerini tercih ederim diyor. Niye? Komedi tercih ettiği için prefer'den sonra geldi. Korku filmlerini tercih etmediği için to'dan sonra geldi. To aslında to yok ne ama ben böyle aklımda kalsın diye Tonguç'um öyle yapıyorum. Şimdi ardından diyor ki according to me, bana göre it is, olumlu özelliği neydi? Funny'di. It is funny şeklinde yazıyoruz, bitiyor gidiyor. Şimdi buraya bakalım. I prefer rap to classical music. Classical music. Müzik diye yazdık. Ben rap'i klasik müziğe tercih ederim. Yani rap'i tercih ettiğim için prefer'den sonra rap geldi. Klasik müziği tercih ettiğim için to dedi, klasik müzik geldi. Tamam. Şimdi fikrini söyle. In my opinion it is, rap'in özelliği ne? Trendy. It is trendy şeklinde yapıyoruz Tonguç'um. Diğer sorumuza geldik. I prefer yazıyoruz bir kere. Prefer'ı yazdık. Tercih ettiği oyun PUBG'ydi. I prefer PUBG dedi. Tamam. To, sevmediği oyun neydi? To dedi. Call of Duty. Call of Duty yazıyoruz. Ardından da diyoruz ki I prefer PUBG to Call of Duty. Sonra da görüşümüzü belirtiyoruz. To me, bana göre to me, hani burada hatırlarsan I think, according to me, in my opinion, to me'nin yeri belli. Cümle bittikten sonra to me, it is popular. Çünkü olumlu özelliği neydi? Popüler olmasıydı. It is popular diyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi mükemmel bir şekilde yazılı provamızı yaptık. Birçok kelime öğrendik. Birçok şeye dikkat ettik ama şimdi seni yapman gereken şey Tonguç'um yazılı notlarından. Bak burada İngilizce için süper bir şekilde İngilizce birinci dönem birinci yazılı notlarında öğrenmen gereken kelimeleri yazdık. Kavramları yazdık. Türkçelerini yazdık. Ardından diğer konu teen life ile alakalı kelimeleri ve kavramları yazdık. Sonrasında şurada tabii sayfalarımız bir yeni kitap olduğu için biraz birbirine yapışık. Sonra bunlara geçtik. Hatta sonra ikinci yazılı konulara indik içine falan gidiyor ama burada sadece İngilizce için değil. Türkçe, matematik, fen, inkılap değil İngilizce için. Hepsi için yani tüm derslerin için süper yazılı notları var. Küçük ufacık yanında gezeceksin. Bunun haricinde 0'dan 8'e sözelden, taktikli İngilizceden, dinamo İngilizceden ve 10'da 10 zoru bankası İngilizce kısmında yazılı konularla alakalı mutlaka sorular çöz. Biliyorsun bu ödevleri vermemiştik. Dinamo'daki yazılı tarz soruları, etkinlik sorularını çözmedik ama bu sefer yazılar geldiği için çözebilirsin. Bu yazılı notları kitabına ve diğer kitaplarımıza da açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da sana en yakın Tonguç Çarpısından ulaşabilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç'um. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Ödüllü sorumuzu da gösterelim. Hadi bakalım, ödüllü soruyu yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.